Yukarıdan örümcekleri almasını beklerim. Ondan sonra halıyı süpürüp silmesini beklerim. Koltukları da öyle. Evet, Sevda salonu süpürdü, koltukları siliyor. Sildi, camını siliyor şu anda. Ben bir camı sildim. Peki Sevda salonda en büyük detay olarak neyi unuttu? Neyi unuttu? Neyi unuttu Sevda? Duvar. Duvar unuttum. Sevda koltukları silmeden önce örümcek ağlarını almayı unuttu. Evet. Tatlı kız. Normal direkt koltukları... girişince. Sen şimdi camına devam et. Tamam. Ben şimdi bu koltuğu çekiyorum ön tarafa. Bunun arkasındaki örümcek ağları alacağım. Bu yeri sileceğim. Bak üçlünün üstünü görüyorsun. Tamam. Yerini silip bu koltuğu çekeceğim. Daha sonra diğer koltukları çekip örümcek ağları alman gerekiyor. Tamam. Bunu sakın unutma. Tamam. Yani normalde camları da silmeden önce örümcek ağlarını alman gerekiyordu. Tamam. Heyecanla veriyoruz. Evet, evet devam ediyoruz. Yarışmacının ikisini söyledikten sonra devam ediyoruz. Benden iyi puan almak istiyorsa özellikle salondaki camı silmesi gerekiyor. Çünkü salondaki cam onu uğraştırabilecek bir camdı. Onun dışında salonda öyle uğraştırabileceği bir şey yoktu. Ama gümüşlüğü de temizlerse iyi bir puan alabilir. Sevda şimdi vitrine mi gireceksin? Evet. Ne yap biliyor musun? Vitrinin içini buraya boşalttın ya. Tamam. İçini sil, bir bulaşık leğeniyle su doldur. Bunları hemen içine batır, ovala ovala diz içine. Tamam. 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 Ama vitrinin içi bayağı tozlu. Evet, evet. İlk önce bunu bir şeyin almam lazım. Sen buradaki örümcek ağlarını aldın mı? Aldım. Aldım, tamam. Ben şimdi o koltuğun arkasını sileceğim. O koltuğu iteceğim çünkü birazdan koltukları silip silip yerine yerleştirin. Bir ortalık açılsın elimizin altına. Peki ya kapı? Bu kapı da var, evet. Kapı da var. Oraya da girilecek şimdi. Nimet ablanın yaşından dolayı tecrübeli olduğunu düşünüyor kendince. Ama bence yaşa değil, tecrübeye bakalım, işe bakalım, icata bakalım. Çünkü ben de yaklaşık 13 yaşından beri annemle beraber temizliğe giden biriyim. Aleyna bence kesinlikle benim rakibim olamaz. Tekli koltukların iki tanesi minderleri silinmediği bir şekilde yerdeydi. O anda da vitrine başlamış ve koltukların tamamen bitmeden. Koltukları sildikten sonra örümcek ağlarını aldı. Bunu heyecanına veriyorum. Heyecandan dolayı yapmış olması gerekiyor ama yapmaması gereken bir şeydi. Tabii ki bu puanını etkileyecek. Kız bir saniye. Merhaba. Niye öyle taarruza giden Bizans askeri gibi? Savaşa gidiyorum. Resmen şöyle bir giriş yaptı. Dur dur bir saniye. Savaşa gidiyorum. Kolay gelsin. Temizliğimi merak ediyor. Resmen taarruza geldi Nimet abla. Kolay gelsin Sevda. Sağ ol. Ama yanlış yapıyorsun. Suyunu değiştirmen gerekli. Yeni değiştirdim suyumu. Ama şu an kirli görüyorum. Bir de çekmeceyi alt tarafta çektiğin zaman çok pislik geldi. Önce onu bir süpürüp öyle silmen gerekliydi. Burada bir hata yaptın. Süpürgeye o an şey yapamadım. Ama ben gördüm az önce. Bezi böyle sıktığın anda pislik geldi oradan. Önce bir süpürüp ondan sonra silmen gerekli. Yani bir temizlik yaparken büyük bir hata mı gördün? Evet gördüm. Çünkü o alt çekmeceyi çektiği zaman böyle bezine böyle bir pislik geldi döktüğü yere. Yanlış burada. Çünkü önce bir süpürüp tozunu alıp önce silmesi gerekiyordu. Onu aldım sonra zaten suyumu temizledim. Hayır şu an suyun çok kirli Sevda. Bir bak. Tamam ikinciye geldim sildim tozlarını aldım öyle temizledim zaten. Onun kiri zaten şu an. Su o kadar şey değil. Ama ben şimdi ilk geldiğim zaman sen çekmeceyi çektiğin zaman tamam aldım. Pisliği böyle attın. Yani pisliği bezle değil de süpürgeyle mi alsa diyordun? Önce süpürüp ondan sonra tozunu alması gerekliydi. Süpürgeyi o an zaten zamanla ama yaşarım. Süpürgeye yetişemedim o an. Yani bu şekilde devam edersen Sevda biraz uğraşacağım seninle. Uğraşacağım uğraşma derken. Uğraşma yani, biz de uğraşırız canım. Yani şu an görüyorum ama yanlış. Peki salon çok dikkat ettim. Hayır orayı gördün diye Kadir Bey, çok dikkat ettim. Yani o çekmeceyi çektiği zaman bir böyle bir toz, bir peki, kim Nimet abla salona. O kadar da abartıyorsun o kadar. Hayır, bir şey yoktu. Özellikle geldim baktım evet, buraya. Nimet abla salona bir genel olarak bak nasıl bir düzen şu var. Şu an koltuklar çok ıslak Kadir Bey. Sırf sildi gözüksün diye yaptı. Şurada şu an leke var. Sırf ıslak, silinmiş gibi gözüksün diye ben yaptı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu leke, bak görüyor musun?
Bak bak bak, görüyor musun Sevda? Demek ki uğraşmamışsın, emek vermemişsin. Bu böyle kadın olmaz. Bu böyle olmaz. Böyle çok olamaz. Allah aşkına çok çıkar lekeyi gösterir bak, misin bana ya? Bak çıkardım işte Sevda, bak bembeyaz. Sizler de gördünüz arkadaşlar, bakın nasıl çıkardım. Çıktı mı sizce? Hayır çıkmadı. Hayır çıktı. Hayır çıktı. Bembeyaz leke vardı böyle. O zaman ben bütün süremi oraya harcayayım. Ama yapman gerekli Sevda. Zaten yeni saatte çıkartıyorum. Sen ilk geldiğinde koltukları gördün mü? Hayır Sevda. İlk geldiğinde koltukları gördün mü? Ben gördüm, sadece yarım saat iki koltuk. Şey avukatla müvekkili ikisi. Çünkü yarım saat koltukları. Sevda bak emek vermiyor. Bir sen Sevda emek vermiyor mu? Sevda vermedi bak. Emek verse bu leke burada çıkardı. Bizi alıp yere koyması puanımı, yani puanından düşürdüm onu. Önce bir süpürüp öyle silmesi lazımdı. Neden bir cam sildi, diğer cam silmedi? Silindi. Hani? Silindi. Kadir'e sor. Kolumuz yetişmiyor o tarafa. Ve camları kendinde de leke kalıyor. Yani bence silmesi lazım. Ne bu ne Sevda? İyi sanıyor. Kendim de iyi sanıyor. Hayır bu böyle olmaz. Enfesi ver bana. Etiketleri var. Kadir bezi ver. Ay kadın, bu ne? Kız topuklu var ayağında, dikkat et. Şey Nimet abla al. Kadir görüyorsun değil mi? Bak artık bak, çıkıyor. Hadi bakayım. Emek emek Sevda, böyle olmaz. Yoksa çıkacağım ben benden. Etiketler de. Emek emek diye Sevda konuşuyor. Ya çıkarabiliyor musun? Kız tırnağına sürme, dişlerim savaştı. Bak gördün mü Sevda, bak bak. Tamam bak. Çıkar. Gel gel bak. Tamam Sevda, bakıyorum ben, çıkar. Bak bak bak. Bak. Tamam. Ha, bak evet. Gördün mü? Emek. Kuruduktan sonra görür müsün? Hayır. Emek böyle bastıra bastıra sileceğim. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Yoksa çekeceğim var benden. Ha. Bak. Ay, senin gününde de sen de benden çekeceğim ama tamam, biliyor musun? Yapmazsam çek. Çekerim. Bak görüyor musun nasıl çıktı? Ben çıkayım, devam etsin. Hayır. Ya. Sen devam et istiyorsan. Hayır Kadir Bey, bu camı böyle senin kabul etmiyorum. Senin gününde nasıl ön plana çıktı? Bak, Kadir Bey ben o camı öyle kabul etmiyorum. Resmen o zaman şov yapıyorsun. Hayır şov yapıyorsun. Allah aşkına sildin, burada bana leke kalmayan yeri gösterir misin dışarıda? Tamam bak, her ben şey bir sakinle uğraşayım. Gel. Oradaki etiketler şu ne? Şu fıs fıs nerede kadın? Kız tamam al o kadın fıs. Bir vur ver bakayım şimdi nasıl çıkartıyorum. O etiketleri çıkarmak istiyorum ben. Bak Sevda bak gör. Bak Sevda bak gör, bak Sevda bak gör. Evet. Kadir Bey sünger alabilir miyim? Aha. Sünger. Al, al. Kuru ama o. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkmadı işte. Ha nereye çıkmamış? Sevda bak, emek çıldırdı. Vereceğim. Kuru bez ver. Ha bak gördün mü nasıl çıktı Sevda? Ha bak. Demek ki emekle... Aa çok çekeceğim var ben. Kadir Bey bu böyle olmaz. Hiç beğenmedim. Peki tamam, ben sizi alayım, sen yoruldun şimdi canım. Lütfen emek istiyorum Kadir Bey. Peki emek, biz emek vereceğiz. Gördünüz yani. Tamam. Hadi tamam. Sevda olmaz. Başarılar. Bu da şey, ederim. Bekar görümcü olur ya evde. Annesinin peşine gözüyor. Anneciğim geliyorum. Sevda daha benden çok şey öğrenecek temizlikle. Göstereceğim. Sevda ilk gün bombardımana tutuldun resmen. Ay gerçekten ya. Hayır resmen şov yapıyor Allah aşkına. Sildiği yerlerde kalan izlere bakar mısın? Camın kendinde iz var zaten. Kolum da yetişmedi zaten. Kolum sıkışıp durdu demirlerin arasına. Sevda bir şey diyeceğim şimdi. Hı. Evet biraz Nimet abla sert bir giriş yaptı haftaya. İddialı olduğunu göstermeye çalışıyor tabii ki. Ama camın dışında lekeler var. Sen oraya bir bez çal. Vallahi bak seni finalde yemin ediyorum diğerlerine. Zaten farkındaysan Yasemin miydi ismi neydi? Aleyna. Aleyna'yı da bayağı bir gaza getirdi. Aleyna da onun evet yanında coştu. Sırtını dayadı Nimet'e. Nimet Hanım sizi gözüne kestirdi ve modunuzu düşürmeye çalıştı sanki. Öyle zaten hani rakip görüyor kendini. Haftanın ilk günü seni elemenin peşinde. Vitrinden hızlıca çık şu cama da son kez bir ıslak bez at bence. Tamam. Ben şu koltuğu sildim, arkasını sildim. O duvarın bir örümcek ağını aldım. Tamam. Vitrinden çıktığın gibi koltukların arkasını silmeye başlayalım. Bence Sevda Hanım'ın dik duruşundan rahatsız olduğu için ve kendisini rakip gördüğü için onun biraz motivasyonunu düşürerek ezmeye çalıştığını düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.